3 dakikada film analizine hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Arnold Epleşen'in Mayıs'ta Cannes Film Festivali'nin açılışında dünya premierini yapan 9. uzun metrajı İsmail'in Hayaletleri. Morte. T'existe plus. J'ai besoin de toi. Moi j'ai pas besoin de toi. Qu'est-ce que t'es venu? Arnold Epleşen 3. Fransız Yeni Dalgası'nın dikkat çekici Fransız yönetmenlerindendir. Ve özellikle de son 15 senede oturttuğu huzursuz eden bol karakterli, huzursuz eden bir Vice'e dönüşen müzik kurgu sinematografi birlikteliğiyle Alexey Yerman ile Andrei Zulavski'nin geleneklerini akla getiren diliyle dikkat çekmiştir. Bu noktada da açıkçası hani burada yaratıcılık dönemi krizine el atmış, krizi filmine ve bir anlamda hani Fellini'nin 8.5'undaki kadınların burada hayaletlere dönüştürülerek isim olarak karşımıza çıkarıldığını görüyoruz. Açıkçası Marion Cotillard, kaybolan kadın motifinin bir öğesi olarak burada 20 sene sonra yönetmenin kariyerine giriyor. Ama Carlota ismiyle girmesi, Vertigo göndermesini çok da anlamlı kılmıyor. Kör kör parmağım gözüne bir yaklaşım olarak devreye giriyor bu duruş. Bunun ötesinde de bütün kadın karakterlerin, Charlotte Gainsbourg'dan Alba Hoffmann'a kadar onun yaratıcılık sancılarını yansıtmaktan çok da ileri gidemediğini söylemeliyiz. Ve yani Marion Cotillard da sanki yönetmenin yıllardır Marion Cotillard'ın popüler kimliğine gıcığı varmış gibi onu rezil etmek için burada böyle bir filme imza atmış gibi. Bütün onun yakın planlarıyla gelen monologlar Altıf Yılmaz etkisi yaratıyor ve bütün filmde açıkçası bunların kafa şişirici hale gelmesine ve konuşan kafalar mantığının fazlasıyla devreye girmesine yol açıyor. Marion Cotillard'ın yükselişe geçtiği, Alexander Aja'nın 1999'da çektiği Furya'daki anadan üryan sahnesinden sonra ilk kez böyle bir cesaretle bir sahnede gözükmesi de ilginç. Açıkçası hani burada mahkeme sahnelerinde yönetmen huzursuz eden bir varise dönüşen kendi dilini oturtmuş ama bunun ötesinde yönetmenin içsel dünyasına geçince Persona ile Vertigo arasında gidip gelen hantal bir yaratıcılık dönemi krizi filmi izliyoruz. Bu durumda açıkçası hani filmin zorlayıcı hale gelmesini sağlıyor ve gizemini çekici hale getirmiyor hiçbir şekilde. Bu noktada da biz İsmail'in Hayaletleri ile izlediklerimiz yönetmenin kişisel sancılarının ötesine gitmiyor. Ve hani Mathieu Amalric'te Krallar ve Kraliçe yani yönetmenin son 15 yıldaki Bir Noel Masalı'ndan sonra en iyi filminin de rol alan Mathieu Amalric'in orada İsmail karakterinden sonra burada onu bir yönetmene dönüştürmesi ilginç. Yönetmen böylesi rötuşları seviyor kariyerinde. Açıkçası Mathieu Amalric'in Alain Corneau'nun 1989 tarihli yaratıcılık dönemi krizi filmi klasiği Nocturne yani Nit Nocturne'ündeki Jeanne Anglade'ı sahne kimliği olarak hatırlatması ama burada onun tırnağı bile olamaması ise Depreşen için çok üzücü. Benim İsmail'in Hayaletleri'nde puanım 10 üzerinden 4.1. Sizin İsmail'in Hayaletleri'nde puanınız kaç? Görüşlerinizi bildirirseniz ve YouTube kanalıma abone olursanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.